Arnavutköy'de 20 günde birçok iş yerine giren iki hırsız o kadar pişkindi ki kendilerini haber yapan gazeteciye mesaj attılar. Hatta daha da ileri gidip haberi kaldırsın diye hırsızlık malı bilgisayar teklif ettiler. O ilginç diyaloglar bakın nasıl sonlandı. İş yerlerine dadandılar, sürekli hırsızlık yaptılar. Arnavutköy esnafının kabusu oldular. Hırsızlık haberini yapan gazeteciye de hiç utanmadan mesaj atıp akıl almaz bir teklifte bulundular. Bir butik otelden para çalmışlardı. İşte güvenlik kameralarını falan topladık, haber yaptık. Gazeteci Batuhan Toprak geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir hırsızlık haberi yaptı. Sonra o haberin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Bana oradan mesaj attılar. İşte bu haberi kaldırır mısınız diye. Sonra ben haberin neden kaldırılacağını merak ettim, sordum. O mesaj hırsızlardan gelmişti. Hırsızlar sahte bir Instagram hesabı açıp Batuhan Toprak'a ulaşıp hırsızların kendileri olduğunu söyledi. Toprak neye uğradığını şaşırdı. Sonrasında ise o hırsızlar gazeteciye rüşvet teklif etti. Haberi yapmamam için bana bir laptop varmış ellerinde. Onu teklif ettiler. Yakalanana kadar hırsızlığa devam edeceklerini söylediler. Dediklerini de yaptılar. Saatler önce bir beyaz eşya dükkanına girip çekmeceleri tek tek kontrol etseler de çalacak bir şey bulamadılar. Hırsızlar mesajlaşmaya devam etti. Gazeteci ile aralarında ilginç diyaloglar yaşandı. Yine bir zincir markette bir kasiyerin telefonunu çalmışlar. Kasiyer de bana ulaştı. Hesaba geri mesaj attım. Kasiyerin telefonunu verin dedim. Niye dedi? Dedim çok zor şartlarda almış, bize ulaştı. Kendisi ben de çok zor şartlarda çaldım diye yanıt verdi bana. Arnavutköy'de zengin bırakmayacağız biz yakalanana kadar, ama merak etme işte senin eşyalarını çalmayacağız, sana zarar vermeyeceğiz diyorlar. Utanmazlar, polislere de yakalayabilirlerse yakalasınlar mesajı gönderdi. O mesaj hemen yerine ulaştı. İki hırsız bugün yakalandı.